Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 21 Temmuz çarşamba. Merhaba. Federal hükümet iklim değişikliğinin sebep olduğu sel baskınından mağdur olanlara hızlı ve bürokratik olmayacak şekilde 200 milyon euro acil yardım yapılması konusunda anlaştı. Özellikle Batı Almanya'da sel felaketinin başlamasından bir hafta sonra federal hükümet çarşamba günü milyonlarca euro tutarında acil yardım başlattı çarşamba günkü karara göre federal hükümet 400 milyon euroluk yardımın yarısını eyaletlerde diğer yarısını üstlenecek. Bu ilk yardım binalar ve altyapıdaki hasarın giderilmesi ve acil yardımları kapsayacak. Avrupa Birliği'nin dayanışma fonlarından kaynak aktarım içinde başvurulması planlanıyor. Yeniden imar için daha uzun vadeli olarak öngörülen milyarlarca euroluk fonla ilgili karar daha sonra alınacak. Hükümetin taslağında bu fonla ilgili ayrıntıların Temmuz ayı sonu ya da Ağustos'ta eyalet başbakanlarının da katılacağı bir özel oturumda istişare edilmesi öngörülüyor. Ancak hükümet yeniden imar fonunun oluşturulabilmesi için tüm eyaletlerin finansmana katılmasını şart koşuyor. Değişen iklim nedeniyle Almanya'da da aşırı doğa olayları daha sık hale geliyor sel riski artıyor ve aynı zamanda daha sıcak günler bekleniyor. Hidrolog Mert, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sellerin özellikle kuzey ve batı Avrupa'daki bölgelerde giderek artan bir tehdit oluşturacağını söylüyor. Uzmanlar arasında uzun süreli yüksek sıcaklıkların insan kaynaklı iklim değişikliğiyle ilişkili olduğuna yaklaşık olarak hiçbir şüphe yok. Meteorolog Jakob 2050 yılına kadar yaz aylarının önemli ölçüde daha sıcak ve daha kuru olacağını beklemeliyiz dedi. Daha fazla ısı da sağlık üzerinde bir etkiye sahip olacak. Jakob bunu, sıcaklık geceleri bile 20 derecenin altına düşmezse bu yeterince dinlenemediğimiz ve daha az üretken olduğumuz anlamına gelir diye açıklıyor. LifeStyle'daki Helmholtz Çevre Araştırmaları Merkezi'nden Marx, sıcaklığın sağlık sistemine ek yük getireceğini varsayıyor. Bu daha fazla kan dolaşımı hastalığına yol açabilir. Örneğin Fransa'da 2003 yılında yaşanan büyük bir sıcak hava dalgası sonucu 35 bin insan öldü. Kalıcı uzun süreli sıcaklar, şiddetli yağmur, hava değişikliğine bağımlı olanlar için bir değişiklik anlamına geliyor. Ayrıca iklim değişimi sonucu 2050 yılına kadar suyun kıt hale gelmesi bekleniyor. Alman İklim Konsorsiyumu Başkanı Moip Latif genel olarak tarımda üretilen gıdaları daha dikkatli bir şekilde tüketmenin daha önemli hale geldiğini söyledi. Turizm ve iklim değişikliği konuları bugün çok yakından birbirine bağlantılı. Bu da yüzyılın ortalarında tatil yerlerinin değişeceği anlamına geliyor. Uzmanlara göre diğer bölgelerde iklim değişikliklerinden zarar görecek. Latife göre Akdeniz gelecekte muhtemelen bu kadar çekici olmayacak. Yakopsa göre ise yaz aylarında sıcaklar 40 derecenin üzerine çıkacak bu tatil için çok sıcak. Bu bölgeler bundan sonra turizmde kaybedenler arasında yer alacak. Yakup, sıcak yaz aylarında odaların enerji yoğun klima ile soğutulması insan kaynaklı iklim değiştiği sorununu daha da kötüleştirecek dedi. Bu nedenle özellikle Alman şehirlerinin yeniden planlanması gerekiyor şehirde yeşil ve mavi altyapıya yani parklara ve su kütlelerine ihtiyacımız var. Uzmanlara göre sıcak yerleşim birimlerinde soğutma bu şekilde sağlanmalı. Bunun nedeni bitkilerin suyu buharlaştırması ve bu süreçte enerjinin taşınması. Rheinland Pfalz Kuzeyren, Vesfalya ve Bavir eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 171'e çıktı. Koblenz polisinin açıklamalarına göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı rheinland pfalz eyaletinde 122'ye ulaştı. Avayla bölgesinde kayıp 155 kişinin arandığı yaralıların sayısının da bu eyalette 763 olduğu belirtildi. Kuzey Mesfa eyaletinde ise selde yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi. Köln Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada daha önce kayıp olduğu bildirilen 850'den fazla insana telefonda ulaşıldığı, şu an Bonn-Rhein-Sieg bölgesinde 14, Oekirin bölgesinde de 2 insanın arandığı belirtildi. Almanya'da yaşanan afetin ardından bu hafta sonu içinde şiddetli sağanak uyarısı yapıldı. Özellikle Baden-Württemberg, Saarland ve Rheinland-Pfalz, eyaletleriyle İsviçre'de yer yer metrekareye 20 ila 40 litre arasında yağmur yağması bekleniyor. En şiddetli yağışların baden mültenmekte beklendiğini açıklayan uzmanlar pazar ve pazartesi günleri dikkatli olunması uyarısı yaptı. Şvartsat bölgesinde bir hafta içinde metrekareye düşen yağmur miktarının 100 litreyi geçmesi bekleniyor. RTL NTF trend barometresinde CDU/CSU %30'un altına düştü. Hem Armin Laschet hem de Baerbock başbakanlık sorusunda halk desteğini kaybediyor. Sel felaketinin yaşandığı haftada CDU/CSU partileri seçmen desteğini kaybetti. RTL entefo trend barometresinde CDU/CSU bir önceki haftaya göre %2 kaybederek tekrar %28 çizgisine düştü. SPD ve AfD oylarını birer puan artırdı. Ancak CDU/CSU partileri %28 ile SPD'ye göre %12, yeşillere göre %9 puan önde. Yeşiller, FDP ve Sol Parti'nin oy oranı değişmeden kaldı. Bu hafta sonu seçimler yapılsaydı partilerin oy oranı şöyle olacaktı. CDU/CSU %28, SPD %16, FTP 12, Yeşiller yüzde 19, Sol Parti yüzde 7, AfD yüzde 10. Ankete oy kullanmayacağını söyleyenlerin ve kararsızların sayısı 22 olarak belirlendi. 2017'de bu oran yüzde 23,8 olarak kayıtlara geçmişti. Yeşillerin başbakan adayı Beabok ve CDU CSU'nun başbakan adayı Armin Laşet, başbakanlık tercihlerinde bir önceki haftaya kıyasla ikişer puan kaybetti. SPD adayı Olaf Scholz'un durumunda bir değişiklik olmadı. Başbakanlar doğrudan seçilseydi seçmenlerin %23'ü Laşet'i, %17'si Beabok'u ve %16'sı Scholz'u seçecekti. %44'ü 3'ünü de seçmeyecekti. Gelelim partilerin seçmen profiline. Genç ve yaşlı kuşağın oy verme tercihleri büyük farklılıklar gösteriyor. 18 ila 29 yaş arasındakiler arasında Yeşiller açık arayla en güçlü parti. 60 yaş üstü ile birlik partileri açık arayla önde. Genel seçimlerde 18 ila 29 yaşındakiler oylarını şöyle kullanacak. Yeşiller %36, FTP yüzde 17, CDU-CSU yüzde 16, SPD 10, Sol Parti yüzde 6, AFD yüzde 4. 60 yaş üstü seçmenler ise tercihlerini şöyle yapacak. CDU-CSU yüzde 36, SPD 19, Yeşiller yüzde 14, FTP 9, Sol Parti yüzde 8, AFD yüzde 8. Buna göre Birlik Partileri ve SPD 60 yaş üstü oyların %55'ini almaya devam edecek. Ancak 18 ile 29 yaşındakilerin yalnızca 4'te bir yani %26'sı mevcut iktidar partilerinden birini seçecek. Delta dalgası hızlanıyor. Bir hafta öncesine göre yeni korona vakaları 700 civarında artarken de yükselmeye devam ediyor. Erkay tarafından yapılan açıklamaya göre bir hafta önce 10,9 olan 7 günlük insidens 11,4'e yükseldi. Almanya'daki sağlık yetkilileri Erkay'a bir hafta önce 1548 olan yeni korona vakalarının 2203'e çıktığını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Almanya genelinde 24 saat içinde 19 insan daha hayatını kaybetti. Böylece virüsten ölenlerin sayısı 91.416'ya yükseldi. Hessen'de son 24 saat içinde 228 insan daha virüse yakalandı. Aynı süre içinde virüsün 3 insanın daha canını almasıyla bugüne kadar ölenlerin sayısı 7.569'a çıktı. 7 günlük inzidens ise 14,3'ten 15'e yükseldi. Gelelim Kassel'e. Kasel bölgesinde ise 7 insana daha virüs bulaşmasıyla koronavirüsüne yakalananların sayısı 16.806'ya çıktı. Ölüm vakasının yaşanmadığı Kasel bölgesinde bir insanın tedavi altında olduğu açıklandı. 7 günlük iziden Kasel'de 7,4'e, Kasel kaymakamlık bölgesinde 8'e yükseldi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin in programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüzü olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.